Bu dersimizde sizinle mayoz bölünmeyi işleyeceğiz. Mayoz bölünmenin özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mayoz bölünme sadece üreme ana hücrelerinde görülen bir bölünmedir. Bu yönüyle arkadaşlar özel bir bölünmeyi ifade eder. Mayoz bölünmenin tek bir amacı vardır arkadaşlar. O da gamet oluşturmaktır. Bitkilerde mayoz sonunda doğrudan üreme hücresi meydana gelmediği için spor oluşumu ile sonlanabilir. Ama bir şekilde temel amacı olarak arkadaşlar mayoz bölünme üreme hücresi amacı üreme hücresi oluşturma amacı ile meydana gelmektedir arkadaşlar. Ve mayoz bölünme sadece üreme ana hücrelerinde meydana gelir. Değişik bir ifadeyle arkadaşlar karaciğer, kas hücreleri gibi hücreler mayoz bölünme geçirmezler arkadaşlar. Şimdi bakın mayoz sonunda şöyle bir yumurta hücresi arkadaşlar meydana gelebilir ya da arkadaşlar şu şekilde bir sperm hücresi meydana gelebilir. İşte bu şekilde mayozun sperm ve yumurta hücresi meydana getirmek şeklinde üreme hücresi meydana getirme şeklinde arkadaşlar iki tane amacı var. İki tane özelliği vardır. Üreme ana hücrelerinde meydana gelir, üreme hücresini oluşturur. Mayoz bölünme kromozom sayısını arkadaşlar yarıya indirir. Böylece nesiller boyunca türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Şimdi türler arkadaşlar ilk oluştuklarından günümüze kadar kromozom sayıları sabittir. Örneğin insanın ilk insandan bugüne kadar kromozom sayısı 46'dır. Bunu biz mayoz bölünmeye borçluyuz. Mayozda arkadaşlar kromozom sayısı yarıya iner. Ne kromozomda olur? Bölünme ile arkadaşlar peki kromozom sayısı ne yapar? 2 katına geri çıkar. İşte nesiller boyunca türlerin kromozom sayısının 2N'de kalmasının nedeni budur. Eğer mayoz olmasaydı, üreme hücreleri mitozlu olsaydı 2N kromozomlu olacaktı. Döllenince her nesilde kromozom sayısı katlanarak artacaktı. İşte kromozom sayısını yarıya indirerek nesiller boyunca türün kromozom sayısının korunmasını sağlamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arkadaşlar biz mayoz bölünmenin birinci evresi olarak arkadaşlar, ilk evresi olarak arkadaşlar interfazı söyleyebiliriz. İnterfaz mayoza hazırlık evresidir. Sentrioller kendini eşler ve arkadaşlar mitozda olduğu gibi 3 alt safhadan oluşur. G1, S ve G2 safhalardır arkadaşlar. Bu şekilde interfaz 3 alt safhadan meydana gelmektedir. İlk önce arkadaşlar G1'den başlayalım. GAP 1, ara 1, bölme 1 demektir arkadaşlar. G, ATP sentez hızı artar. Protein sentez hızı artar. Organel sayısı artar. İşte arkadaşlar meyotik evreye hazırlığın yapıldığı safhadır. Bu şekilde G1 safhası meydana gelmiş olur. Şimdi arkadaşlar S safhası. S safhasında DNA arkadaşlar kendini eşler ve DNA miktarı arkadaşlar 2 katına çıkar. S safhasında DNA miktarı 2 katına çıkar. Şimdi DNA'sı hücrenin DNA'sı eşlendiyse ya ölür ya bölünür. Şuraya bir bakacak olursak arkadaşlar şurada şimdi 1, 2, 3, 4, 2N şu kromozomun arasında bir tane daha var. 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücre meydana gelir. Vardır. Ve biz bunu arkadaşlar G1 safhası diyelim çekirdeği. Şimdi arkadaşlar DNA kendini replike ettikten sonra arkadaşlar bakın şu hücrede de yine benzer şekilde arkadaşlar 2N eşittir 4 kromozomlu hücre vardır. Yani interfazda DNA kendini eşleyince kromozom sayısında artma meydana gelmez. Kromozom sayısı sabitliğini korur. Ancak arkadaşlar DNA miktarı 2 katına çıkar. DNA miktarı gramla ifade edilir. Mesela şu hücrede A gram DNA varsa şu hücrede 2A gram DNA vardır. Ancak kromozom sayısı bu hücrenin 4'tür. Eşlendikten sonra meydana gelen şu hücrenin ise yine 4 kromozomu bulunmaktadır arkadaşlar. Bu şekilde S safhası meydana gelir. G2. Arkadaşlar G2 safhasında DNA kısalıp kalınlaşır. Protein sentez hızı artar. Son kontroller, hazırlık öncesinde son kontroller yapılmış olur. Şunlar bakın arkadaşlar kromatindir. DNA'nın ip halidir. Şunlar kromozomdur. DNA'nın
kromatinlerin kısalıp kalınlaşmış halidir arkadaşlar. Böylece kromatin kromozom dönüşümü meydana gelmiş olur. Böylece arkadaşlar S, G1 ve G2 safhalarıyla birlikte interfaz safhası tamamlanmış olur. Şimdi arkadaşlar mayoz bölünme iki kısımdan meydana gelir. Bunlardan birincisi arkadaşlar mayoz 1'dir. Bir defa karyokinez, bir defa sitokinez gerçekleşir. İkincisi arkadaşlar mayoz 2'dir. Ondan da bir defa karyokinez, bir defa sitokinez meydana gelir. Ve bu da bizi gösteriyor. Bu da bize gösteriyor ki arkadaşlar şöyle mayoz 1 olsun şu. Şurada arkadaşlar şöyle mayoz 2 olsun arkadaşlar. Şu şekilde meydana geldiğini düşünelim. Şurada mayoz 2 arkadaşlar. Bunun sonucunda 4 tane ne meydana geliyor arkadaşlar? Hücre meydana gelmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi mayoz bölünme böyle arkadaşlar meydana geliyor. Önce arkadaşlar mayoz 1'den başlayalım. Mayoz 1. Birinci evresi arkadaşlar profaz 1'dir. Mayozun en uzun safhasıdır. Yıllarca ne yapabilir arkadaşlar? Sürebilir. Birincisi arkadaşlar bu safhanın uzun sürmesinin özellikle dişlerindeki nedeni yumurtanın arkadaşlar primer oosit halinde bekletilmesidir. İleride üreme sistemini anlatırken de bundan uzun uzadıya ne yapacağız arkadaşlar? Bahsedeceğiz. Bakın kromozomlar profaz 1'de nasıl belirgin arkadaşlar? İnterfazda ipler halinde. Burada ne arkadaşlar? Daha belirgin halde. Sentrozomlar da bakın eşlemişler. İki sentrozom oluşuyor. Şunlar da asteriplikçileri arkadaşlar. Kutuplara doğru, bu buraya doğru, bu da arkadaşlar buraya doğru gidiyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi profazın arkadaşlar 5 alt evreye ayrılır. Bunlardan birincisi arkadaşlar leptoten safhasıdır. Bakın şu arkadaşlar leptoten safhası. Kromatinler kromozom haline gelmeye devam eder. Burada arkadaşlar leptotende kromozomlar kromatin haline gelmeye başlar. Leptoten safhasında. Birinci safhası arkadaşlar budur. Leptotenden sonra ikinci safhası arkadaşlar zigotendir. Homolog kromozom çiftleri birbirine yaklaşır. Bakın arkadaşlar homolog kromozom çiftleri birbirine yaklaşmış. Bu da ne yapmış arkadaşlar? Birbirine yaklaşmış. Ve sinaptonemal kompleksleri ile sinapsları oluştururlar. Yani nedir arkadaşlar sinapslar? Homolog kromozomların yan yana gelmesidir. Ve iki homolog kromozom yan yana gelmesine sinaps diyoruz. Ve oluşturdukları şu dört kromatit bivalent yani iki homolog kromozomlu dört kromatitli yapı arkadaşlar görülmeye başlar. Bivalentler görülmeye başlar. Kimde arkadaşlar? Zigotende. Leptoten, zigoten. İkinci safhası arkadaşlar profaz 1'in zigotendir. Üçüncü safhası ise arkadaşlar pakiten safhasıdır. Pakiten arkadaşlar bakın bivalentleri görüyor muyuz arkadaşlar? Bivalentler. Şunlar da bivalentler arkadaşlar. Şimdi genetik materyal değişimi yani arkadaşlar crossing over gerçekleşir. Kromozomların birleşme yerine sinaptonemal kompleks kromatitlerin birleşme yerine kiyazma denir. Şimdi kromozomların birleşme yerine sinaptonemal kompleks kromatitlerin böyle birbirine temas ettikleri yere ise arkadaşlar biz kiyazma diyoruz. Crossing over canlılar aleminde çeşitliliği artıran bir olaydır. Ancak crossing over her mayozda meydana gelmeye bilir arkadaşlar. Bu şekilde crossing over'da arkadaşlar şimdi bakacak olursak crossing over'a şöyle arkadaşlar bakın kiyazma bölgelerinden ne yaptı arkadaşlar bakın şöyle crossing over meydana geldi arkadaşlar. Böylece rekombinant bir kromatit oluştu arkadaşlar. Şöyle buradan buraya geçmiş oldu. Genler birbirinden ne kadar uzaksa crossing over'la ayrılma ihtimali o kadar yüksektir arkadaşlar. Çeşitliliği sağlayan bir olaydır. Eğer mayozda crossing over olursa spermatogenez ve oogenezde oluşan 4 hücrenin 4'ünde kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. Ancak arkadaşlar eğer ki spermatogenez ve oogenezde crossing over olmazsa iki farklı çeşitli hücre oluşur. Mayoz 2 ile oluşan hücrelerin arkadaşlar ikisi kalıtsal olarak aynıdır. Diğer ikisi de aynıdır. Bunun için crossing over çeşitliliği artıran bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir diğeri diploten. Kromozomlar kondense olmaya devam eder ve ayrılmaya başlarlar. Bakın arkadaşlar, şurada bir valetler şeklindeydi. Bakın burada ayrılmaya başladılar. Ama kiyazmalar, kiyazma bölgeler, bakın şu kiyazmatalar kalır. Yani kiyazmatalardan ayrılma olmaz. Kromozomlar birbirinden ayrılmaz ama kiyazmatalar kalır. Bakın şöyle ayrılmamış temas bölgeleri. Kiyazma kromatitlerin birbirine değdiği bölgelerdir ve halen birbirinden ayrılma olayı meydana gelmemiştir arkadaşlar diplotende. Diakinaz arkadaşlar, diakinaz nedir? Kromozomların maksimum olarak kondense oldukları evredir. Çekirdekçik ve çekirdek sarı ortadan kalkar. Kromozomlar sitoplazmada serbest olarak kalırlar. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılırlar. Kiyazma noktaları kromozom uçlarına doğru kayar ve bu evreye bundan dolayı diakinaz, yani ikili hareket evresi denir. Uça doğru ne yapar arkadaşlar? Bakın şurada kayıyor diakinaz evresinde. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bir not olarak şunu söyleyebiliriz. İnsanda 23 tane ne vardır arkadaşlar? Kromozom vardır. Haploid. Diploid 46'dır. 23 çift insanda diploid kromozom vardır. Haploid de 23'tür arkadaşlar. 2 ne eşittir? 46'dır arkadaşlar. 46 kromozom var. Ve 92 tane kromatit vardır. Şu şekle bakacak olursak şu bir kromozomdur arkadaşlar. Şununla arkadaşlar şu da 2 tane kromatittir. Birinci ve ikinci kromatittir arkadaşlar. Ve sentromer denilen bölgeden birbirine bağlanır. Şu bakın bizim birinci homolog çiftimiz, şu ikinci homolog çiftimiz, şu da arkadaşlar üçüncü homolog çiftimizdir. Böyle böyle bakın 23. bu ekek için çizilmiş homolog çifttir. Bakın bunlar arkadaşlar bir kromozom burada iki kromatitli haldedir. Şurada birinciyi gösterdiğimiz üzere bakın şurada da iki kromatitli halde. Mesela bunlar da arkadaşlar iki kromatitli haldedir. Şimdi burada şunlar hep çift böyle çizildiği için arkadaşlar toplam 23 tane arkadaşlar, burada arkadaşlar toplam 23 tane ne vardır arkadaşlar? Tetrat vardır. 23 tetrat bulunmaktadır diyebiliriz arkadaşlar burada. 92 tane de kromatit var. Şimdi burada arkadaşlar safhaya bakacak olursak bakın şu bir kromozom. Bakın arkadaşlar bu da bunun homologu arkadaşlar şu şekilde. Şu diğer kromozom arkadaşlar bu da onun homologudur. Burada 2N eşittir arkadaşlar. 4 tane kromozom bulunmaktadır. Profaz evresinde 4 kromozom vardır arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursak arkadaşlar metafaz 1 dedik arkadaşlar. Kromozomlar ipliklerine bağlanır. Hücrenin metafaz plağında ya da ekvatoryal düzlemde, şurası metafaz plağı arkadaşlar, tutunur. Şimdi mitozdan önemli bir farkı var arkadaşlar. Mitozda kardeş kromatitler ayrılırdı ve karşılıklı olarak bu dördü bir yerdeydi. Mesela bunun mitozunu çizecek olursak arkadaşlar şuraya, bakın şu kromozom şöyle arkadaşlar çizecek olursak, bakın şöyle dört tanesi arkadaşlar, bakın şöyle şöyle şu şekilde çizecek olursak arkadaşlar şöyleydi ve bu şekilde bağlanmıştı arkadaşlar. Şimdi şöyle bu şekilde bağlandığını ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Şunu da getirdik mi? Şimdi mitozda böyle arkadaşlar. Bağlanması bu şekildedir. Ve kardeş kromatitler ne yapacaktır arkadaşlar? Birbirinden ayrılacaktır. Şu ise arkadaşlar mayozdur. Bakın bu mayoz arkadaşlar. Bununla bu arkadaşlar homologdur. Bakın krosil kovur da gerçekleşmiş bu arada. Bunda sanırım krosil kovur 1 de gerçekleşmiş. Bunda gerçekleşmemiş. Bunda arkadaşlar bir peki. Bu da diğer homologdur. Şu kardeşlerdir. Mitozda bu şekilde, mayozda ise arkadaşlar bu şekilde meydana gelmektedir. Şimdi metafazdan sonra arkadaşlar anafaz 1. Homolog kromozomlar karşılıklı olarak kutuplara gider. Rastgele gider. Yani hangi homolog kromozomun hangi kutuba gideceğini biz bilmiyoruz. Bu şekilde ne yapar arkadaşlar? Bu buraya gitti. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Buraya gitti. Bundan dolayı arkadaşlar çeşitlilik sağlanır. Yani homolog kromozomların kutuplara rastgele gitmesinden dolayı çeşitlilik sağlanır. Kromozom sayısı arkadaşlar yarıya iner. Yani mitozda
kardeş kromatitler ayrılıyordu. Bundan dolayı kromozom sayısı ana faz safhasında geçici olarak iki katına çıkıyordu. Daha sonra homolog kromozomlar, daha sonra arkadaşlar tekrar yani eski haline, diploid haline geri geliyordu mitoz bölünmede. Mayozda homolog kromozomu ayırdığımız için mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya inecektir arkadaşlar. Homolog kromozomların ayrılması kromozom sayısının yarıya inmesini sağlamaktadır. Şimdi arkadaşlar bakalım buraya. Şu bakın homolog kromozomumuz. Bu da diğer homolog kromozomumuz arkadaşlar. Şu bir homolog kromozomumuz. Şu da diğer homolog kromozomumuz. Dikkat ettiysek bakın homologları ayırıyoruz. Şu arkadaşlar şöylece bir üçlüye gidecek. Ve bakın bir, iki tane kromozom olacak. Bu bize neyi gösterecek? Başlangıçta 4 kromozomumuz vardı. Mayoz 1 tamamlandığında kromozom sayısı kaça inmiş olacak arkadaşlar? 2'ye. Bakın ana fazda, mitozun ana fazında bizim yine başlangıçta 4 kromozomumuz vardı. Ana faz sonunda, ana fazda arkadaşlar 8 kromozomumuz olmuştu. Burada ama yine 4 kromozomumuz vardır. Neden hocam? Çünkü ana faz safhasında homolog kromozomlar ayrıldığı için arkadaşlar bu şekilde bir durum söz konusudur diyebiliriz. Telefaz 1 arkadaşlar. Şimdi telefaz 1 nedir? Çekirdek zarı, çekirdekçik ER yeniden oluşur. İplikleri kaybolur. Kromozomlar kromatin iplikler halinde gelir arkadaşlar. Bakın şekilde arkadaşlar şu bir kromozomumuz. Şu da arkadaşlar ikinci kromozomumuz. Şu birincisi, bu ikincisi. Bu arada telefazla birlikte hayvan hücrelerinde stokinez de gerçekleşmeye başlıyor. Yavaş yavaş bölünmeye de giriyor arkadaşlar. Ve homologlar ne yapmış oldu arkadaşlar? Ayrılmış oldu. Böylece kromozom sayısının da yarıya inmesi gerçekleşti. Bakın arkadaşlar ayrıldı. Şu, bakın bir de bu. Bir kromozom iki kromatitti ve kromozom sayısı yarıya inmiş haldedir. Böylece arkadaşlar sitokinezi tamamladık. Karyokinezi tamamladık pardon. Karyokinezi ne yapmış olduk arkadaşlar? Tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi arkadaşlar sitokineze. Sitokinez nedir? Sitokinez arkadaşlar hayvan hücreleri bakın şöyle mikrofilamentlerin etkisini arkadaşlar boğumlanır. Boğumlanarak bölünür. Ve arkadaşlar şu şekilde dıştan içe doğru gelen bir yapısı vardır. Bitki hücresi ise arkadaşlar şöyle Golgi'nin salgısı olan fragmoplast oluşturur. Bu daha sonra primer çeper orta lamel meydana getirir ve iki hücrenin birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanır arkadaşlar. Böylece de hayvan hücresi ve bitki hücresinin sitokinezi tamamlanmış olur. Ne olacak arkadaşlar sitokinez tamamlandığında? Şimdi mayoz 1 sonunda bakın arkadaşlar şu başlangıçtaki G1'deki hücremizin kromozom sayısıydı. Mayoz 1 ile ne yaptık arkadaşlar? Biz bunu böldük. Ve arkadaşlar mayoz 1 sonunda kromozom sayısı yarıya inmiş 2 hücre oluşur. Burada dikkat ettiysek arkadaşlar şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın burada 1, 2 tane kromozom var. Şurada da arkadaşlar 1, 2 tane kromozom var. Ancak bir kromozom 2 kromatitlidir. Bir kromozom 2 kromatitlidir. Fakat neye eşittir? 2, yani 2 tane kromozom sayısına sahip, 2 kromozoma sahip bir ne vardır arkadaşlar? Hücre vardır. Özetle bir bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya inmiş 2 hücre meydana gelmektedir denir. Şimdi arkadaşlar mayoz 2'ye geçtik. Mayoz 2 nedir? Mayoz 1 ile 2 arasında özel bir başlangıçtaki gibi interfaz safhası yoktur arkadaşlar. Çünkü DNA kendini eşlemez. Zaten DNA'lar nedir arkadaşlar? 2 kromatitli bakın burada. Kardeş kromatitler, kardeş kromatitler. DNA'nın kendisini eşlemesi durumu görülmez. Çünkü DNA zaten eşlenmiş haldedir arkadaşlar. Bir kromozom 2 kromatitlidir. Sentrozomlar kendini bakın şunları biz sentrozom olarak ifade ederek eşleyerek kutuplara doğru gitmeye başlarlar. Ve böylece mayoz 1'den mayoz 2'ye doğru geçiş sağlanmış olur arkadaşlar. Böylece biz ne yapacağız şimdi? Mayoz 1'den mayoz 2'ye ne yapacağız arkadaşlar? Geçeceğiz. Şimdi mayoz 2 arkadaşlar. Profaz 2. Sentrozomlar kutuplara gider ve
iplikleri oluşmaya başlar. Çekirdekçik, çekirdek sarı ve ere parçalanır. Kromatinler kromozom haline gelir. Bakın ne yaptı arkadaşlar? İyice belirginleşti. Şurada iki tane, burada da iki tane. Şununla şu homologtu, şununla da şu homologtu arkadaşlar. Kutuplara doğru gittiler ve böylece de kromozom sayısının yarıya inmesi gerçekleşmiş olmuştur arkadaşlar. Şu, yani profaz iki safhasında bakın arkadaşlar kromozomları, hücreleri ne eşittir? 2, ne eşittir? 2 kromozomlu bir hücre bulunmaktadır. Devam edelim arkadaşlar metafaz 2'ye. Şimdi metafaz 2 kromozomlar hücrenin ortasında toplanır. Bakın arkadaşlar ortasında toplandı. Mitoza benziyor değil mi arkadaşlar? Bakın kromatitler şunlar. Kohezin proteiniyle bir arada tutuluyor arkadaşlar bu arada. Mitozda söylemiştik. Bunlar nedir arkadaşlar? Tutuluyor. Şu şunun homoloğuydu. Bu da bunun homoloğuydu. Bakın sentrozomlar asteriplikçikleri var böyle. Kardeş kromatitleri ayıracak ve bir arada tutuyor şu an arkadaşlar metafazda. Bu da arkadaşlar bakın bir başka gösteriliş şekli. Bu şekilde arkadaşlar. Renkli gösterilmiş. Şu renkle bu renk homolog. Şununla da bu homolog. Şöyle yapsak da aslında şunları olabilirmiş arkadaşlar. Ne eşittir? İki kromozomlu bir yapıya sahiptir. Şimdi arkadaşlar üçüncüsü ise arkadaşlar anafaz 2'dir. Anafaz 2 iyipliklerin boylarının kısalmasıyla kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Bakın arkadaşlar kardeş kromatit şununla şu kardeşti. Bununla da arkadaşlar bu kardeş ve böylece ne yaptık arkadaşlar? Kardeş kromatitleri şunun arkadaşlar şunu bununla da arkadaşlar bunu birbirinden ayırdık. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmıştır arkadaşlar. Burada da ne yapıyor arkadaşlar? Bakın ayrılma görülüyor. Şimdi bu safhada önemli arkadaşlar kaç tane kromozom vardır? Şu 1, şu 2, şu 3, şu da 4. Kaç tane kromozom var arkadaşlar? 4. 2 ne eşittir? 4. Şurada da yine aynı şekilde 2 ne eşittir? 4 kromozom var mı? Var. Şimdi şöyle insan için düşünecek olursak arkadaşlar mayozunun G1'inde 46 kromozom vardır. Spermatogonyum ve oogonyumda arkadaşlar. Burada mayoz 1 tamamlandığında insanda arkadaşlar 23 kromozom vardır. Telofazla birlikte yarıya iner ve sitokinezle birlikte bu tamamlanır. Ve 23 kromozom vardır telofaz sonuyla birlikte arkadaşlar. Sitokinez de o evrede de başlar. Şimdi mayozun profaz ikisinde yine 23 kromozom vardır. Metafaz 2'de 23 kromozom vardır. Anafazda arkadaşlar kromozom sayısı 2 katına çıkar. Kardeş kromatitler ayrıldığı için. Ve arkadaşlar anafaz 2'nin sonuna doğru insanda bir hücrede 46 kromozom vardır arkadaşlar. 46 kromozom bulunur. Tekrar telofazda birazdan göreceğiz. Bölündük mü? 23 kromozoma tekrar geri düşecektir. Ama burada insanda anafaz 2'nin sonunda 46 tane kromozomun olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bu safhayı. Peki. Şimdi arkadaşlar bir diğeri telofaz 2'dir. Telofaz 2 nedir? İ iplikleri kaybolur. Kromozomlar tekrar kromatin ipliğine dönüşür. Çekirdekçik, çekirdek sarı ve ere tekrar oluşur. Hani dağılmıştı, iplik haline gelmişti ve bunlar tekrar ne yaptı arkadaşlar? Oluştu. Bakın arkadaşlar şöyle meydana gelmiş oldu. Bundan sonra ne olacak? Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar sitokinez 2 meydana gelecek. Hayvan hücresi arkadaşlar boğumlanacak. Bitki hücresi ise yine aynı şekilde ara lamel oluşturarak bölünmesini tamamlayacak arkadaşlar. Sitokinez 2 de tamamlanmış olacak. Hayvan hücrelerinde telofaz 2 ile birlikte sitokinez de yavaş yavaş ne yapacaktır arkadaşlar? Başlamış olacaktır. Şimdi mayoza özgü olan 3 olay vardır. Sinaps ve crossing over. Homologların metafaz plakasında çift oluşturması. Metafaz safhasında arkadaşlar orada çift oluşturması. Homologların birbirinden ayrılması. Mayoz yapan 3 tane karakteristik özellik budur arkadaşlar. Bu şekilde meydana gelmektedir. Mayoz 2'nin sitokinezini de tamamladık. Ne oldu sonuçta?
Arkadaşlar sonuçta bakın 1, 2, N kromozomlu 2 tane ne meydana N kromozomlu arkadaşlar şöyle 4 tane hücre meydana gelmiş oldu. Eğer crossing over olmamış ise şununla da şu aynı kalıtsal yapıya sahiptir. Kalıtsal yapısı birbirinden farklı iki çeşit hücre oluşur dedik. Eğer ki crossing over olmuş ise dördünün de arkadaşlar kalıtsal yapısı kendisinin birbirinden farklı olacaktır diyebiliriz. Şimdi bir notumuz var arkadaşlar burada söyleyeceğimiz. Mayozla oluşan bir hücre yani N kromozomlu bir hücre arkadaşlar bir daha hiçbir canlıda mayoz geçiremez. Yani bir daha canlıların hiçbirinde mayoz geçiremez. N kromozomlu bir hücre mayoz geçirince N bölü 2 gibi bir kromozom olamaz arkadaşlar. Mayoz sonunda oluşan hücre arkadaşlar hayvanlarda mitozda geçiremez. Yani bir hücre mayoz bölünme sonunda oluştuysa o hayvanlarda mitoz bölümünde de geçiremez arkadaşlar. Öylece kalır. Şimdi ancak arkadaşlar bitkilerde mayoz sonunda gerçek üreme hücreleri meydana gelmemiştir. Mayoz sonunda arkadaşlar ne meydana gelir peki? Polen gibi hücreler meydana gelmiş olabilir. Veya spor gibi hücreler meydana gelmiş olabilir. Bu hücreler gerçek üreme hücresi değildir. Ama mayoz sonunda oluşur. Gerçek üreme hücresi olan gametler yani sperm ve yumurtalar mitoz bölünmeyle meydana gelir. Bundan dolayı bitkilerde mayozla oluşan hücreler mitoz bölünme geçirebilir arkadaşlar. Bu şekilde nedir? Görülür. Ama mayoz hiçbir durumda ne yapmaz arkadaşlar? Gelişemez. Şimdi arkadaşlar mayozda crossing over'da genin nükleotit dizilimi değişmez. Kromozomun nükleotit dizilimi değişir. Yani kromozom üzerinde şöyle, şu bir kromozom olsun arkadaşlar. Buradaki gözle ilgili gen gider, yerine başka gözle ilgili gen gelir. Bunun için arkadaşlar kromozomun nükleotit dizilimi değişir. Genin nükleotit diziliminin değişmesi demek mutasyon demektir. Yani şu gözle ilgili gen, adenin guanin sitozin diye böyle dizilmiş. Burada herhangi bir değişikliğin olması arkadaşlar demek mutasyon demektir. Ama kromozom üzerindeki bir gen gitti yerine başka bir gen geldi. Bu da arkadaşlar crossing over olarak ifade edilmektedir. Bakın burada da bu gösteriyor arkadaşlar. Bu buraya gelmiş. Kromozomun nükleotit dizilimi değişir. Ama genin nükleotit dizilimi değişmez arkadaşlar. Şimdi mitozla mayozu karşılaştıralım arkadaşlar. Eşeyli üremenin temelidir mitoz. Mayoz eşeysiz üremenin temelidir mitoz. Mayoz ise eşeyli üremenin temelidir. Mitoz çok hücreli canlılarda vücut hücrelerinde görülür. Mayoz çok hücreli canlıların sadece üreme ana hücrelerinde görülür. Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücreler birbirleriyle ve atasal hücrelerle aynı kalıtsal yapıdadır. Herhangi bir çeşitlilik meydana gelmez. Mayoz bölünme sonunda oluşan hücreler birbirlerinden ve atasal hücrelerden kalıtsal olarak farklıdır. Çeşitlilik sağlanır hem homolog kromozom hem crossing over ile. Bölünme sonucunda iki tane hücre meydana gelir. Bir aşamada meydana geldiği için. Mayozda bölünme sonucunda dört hücre meydana gelir. Mitozda oluşan hücreler gelişme, büyüme ve doku onarımı gibi olayları sağlar. Mayozda oluşan hücreler gamet yani üreme hücresidir ya da üreme hücresine dönüşecek hücreyi oluşturma amacıyla gerçekleşir. Crossing over, tetrak, sinaps gibi olaylar mitozda görülmez. Ancak mayozda crossing over, sinaps, tetrak gibi olaylar görülür. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir defa olur. Bir çekirdek bölünür. Peşinden bir tane sitoplazma bölünür. Mayozda arkadaşlar çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki defa gerçekleşir. Mayoz 1 ve mayoz 2 olarak. Bölünme sonucu oluşan hücrelerdeki kromozom sayısı sabittir. Atasal hücreyle aynı kromozom sayısına sabittir. Bölünme sonucunda oluşan hücrelerdeki kromozom sayısı atasal hücrenin yarısına iner. Zigotun oluşumundan başlar. Zigotla birlikte mitoz bölünmeler başlar ve ölünceye kadar devam eder.
Mayoz bölünme ise arkadaşlar hayatın belli dönemleriyle özellikle dişilerde sınırlıdır. Oluşan hücreler mitozda genelde uzun ömürlüdür. Mayozda oluşan hücreler kısa ömürlüdür. Döllenmesi gerekir yoksa ölür arkadaşlar. Mitozda oluşan hücre tekrar mitoz geçirebilir ama mayozda oluşan bir hücre bir daha mayoz bölünme geçiremez arkadaşlar. Şimdi mayoz sadece 2N kromozomlu hücrelerde görülür. Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılır. Şimdi arkadaşlar şuraya bakacak olursak şimdi 2N'den 2N kromozomlu bir hücre meydana geliyorsa bu mitozdur. N'den 2N hücre N'den N meydana geliyorsa mitozdur. 3N'den bitkilerde endosperm arkadaşlar endosporda mitoz 3N'den 3N meydana geliyorsa mitozdur. 2N'den N meydana geliyorsa mayozdur. N'den 2N meydana geliyorsa döllenmedir. N'den 3N kromozomlu hücreler meydana geliyorsa bu da arkadaşlar döllenme olarak ifade edilebilir arkadaşlar bu şekilde. Şimdi çeşitlilik mayozun en temel özelliğidir arkadaşlar. Kromozomların metafazda bağımsız bir şekilde dağılması çeşitliliği sağlayan olaylardan birisidir. Mesela orada 2 üzeri bir insan için arkadaşlar 23 farklı kombinasyon vardır. 23 homolog var. Mesela birinci homologun hangisinin kutba gideceği 1 bölü 2 ihtimaldir. İkinci homolog 1 bölü 2'dir. 23 olduğu için 2 üzeri 23 ihtimalle kromozom sayısı 1 bölü 2 üzeri 23 ihtimalle belirlenir. Crossing over olmazsa iki farklı tipte hücre meydana gelir. Ve bu da ayrı bir arkadaşlar çeşitliliği artıran olaydır. Rastgele döllenmenin meydana gelmesi de yine çeşitliliği artıran ayrı bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Peki arkadaşlar mayoz bölünmeye ilişkin söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.